İyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray'a şok yenilgi Kasımpaşa karşısında. Sarı Kırmızılar sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ki son dakikada geldi Galatasaray'ın Snyder'in attığı gol. Harika bir goldü. İki gol Castro'dan Kasımpaşa'da, bir gol Turgut'tan ve 3-0'lık üstünlüğü vardı konuk takımın seyircisiz oynanan karşılaşmada. Son dakikada Snyder farkı 2'ye indirdi. Tabii bu arada Galatasaray'da 58. dakikada Tolga Ciğerci'nin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldığını, Kasımpaşa 1-0 önde oynarken ve ardından da Kasımpaşa'nın farka gittiğini, 3-0'a gittiğini hatırlatalım. Bu karşılaşmayı konuşacağız, değerlendireceğiz. Geçen hafta Bursaspor karşısında çok iyi bir futbol vardı Galatasaray hesabından bakınca. 5-0'lık bir galibiyet ama bu hafta Galatasaray'ı izleyenler büyük hayal kırıklığına uğradılar hem sonuçtan hem de oyundan dolayı. Maçta ilginç detaylar var hocam. 18. dakikada Buruma'nın oyundan çıkartılması tartışmalara neden oldu. Sakat değil, sakatlandı şeklinde polemikler ortaya çıktı. Ve son gelen haberler, bilgilere göre ki Buruma teknik direktör tercihiyle 18. dakikada oyundan çıktı ve yerine geri Rodriguez girdi. Tabii bu da konuşulacak bir konu. Galatasaray'ın bugünkü mağlubiyeti, Tudor'un 10. maçıydı bu. Ve 10 maçta sadece 13 puan toplayabildi Igor Tudor. Gerçekten de 1.3 puan ortalaması, son derece düşük bir puan ortalaması. Bunu da konuşacağız. Galatasaray'ın geçen sene hocam 9 yenilgiyle ligi kapatmıştı. Bu sene şimdiden 10 yenilgi oldu. 6. bitirdi. 19 tane yenilgisi var. 2 sezondur. Büyük bir rakam Galatasaray için. Geçen sene 49 gol yemişti. Bu sezon şimdiden 36'yı buldu. 2 sezonda 85 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Hakikaten inanılmaz rakamlar. Başlayalım programı, hepsini konuşalım. 46-39 daha ne yapar? 49-36. Ha, 49. 85. 79-85. İnanılmaz bir rakam değil mi? 2 sezonda yediği gol. Ama Muslera özel bir oyuncu. Değil mi? Tabii. Özel oyuncu da 85 gol. Hadi 5 tanesini o yemesin. 10 tanesini yemesin. Hemen hep oynadı ya. Cenklik'te oynamadı. Yani 150 tanımayacak kötü kaleci olsa yani. Vasat kaleci olsa. Şimdi bazı oyuncular ki Muslera gerçekten Galatasaray kariyerinde Galatasaray tarihine gelmiş en önemli, hatta Türk spor futbol tarihinin en önemli kalecilerinden biri ama 2 yıldır yerlerde. Yani Muslera ile şampiyon oldu sezonu eyvallah ama son 2 yıldır mol kurtarmıyor yani. Birkaç tane kurtarıyor. Hep Muslera diyoruz ama neden Muslera'dan başladık? Gol, yediği golden. Tabii canım. Geldi 19 yenilgi alır mı hocam bir takım 2 sezonda? Yani Tudor'u tamam eleştireceğiz şimdi az sonra ama 2 sezonda koskoca Galatasaray 19 tane yenilgi almış. Nerem doğru ki demek lazım. Tabii Kasımpaşa'dan başlayalım müsaade edersen. Kasımpaşa çok zor kupa maçı oynadı. 0-2'den gelip Konya'yı 3-2 yendi. Hemen akabinde sıcak bir havada saat 13'te evinde maç Aksaray'a kaybettiler. Ama bir 6-7 gün dinlenme şansları oldu. Şimdi bu ligin organizasyonu iyi olan, takım yaratan bir teknik direktörü var. Kemal Hoca. 5. haftada bir puanı vardı Kasımpaşa. Evet, Kemal Hoca amatör ruhuyla çalışan, profesyonel. Doğru kulüpte istediklerini yapabilen, hakikaten de ekibiyle pek ortalıkta gözükmese de ama bir ortada bir futbol takımı felsefesi olan. Evet, çok örneğin çok iyi bir takım çok yarattı. Tekrar oluyor ama bazen teknik direktörler bilgi almalı. İzlerken her gün bir şey koyarsınız biz de. Hani Atletico Madrid teknik direktöründen bahsediyoruz ya biz. Avut atışını sağ tarafa kullandırıyor diye. Bunu Abdullah Hoca da yaptı. Adebayor sağ, dün de yaptı hatta. Sağ tarafa çekip. Bugün de ilk yarıda hatırlayalım. İyi, en iyi kafacısı olan Adem'i de sağ çizgiye gönderdi. Stop etti filan. Faul aldı gibi. Bunlar hep çalışma. Ve dolayısıyla da hem konsantrasyon hem fizik olarak çok hazır bir Kasımpaşa. Karşısında 5-0'ın verdiği ciddi bir rehavet var. Kasımpaşa'nın avantajı, dezavantajı olarak Galatasaray'a geldi. Nedir o? Seyircisiz oynandı. 10 bin seyirci dahi olmuş olsa itebilirdi. Hakemi de etkileyebilirdi. 20-25 bin üzerinde de lehine olurdu. Ve kırılgan oldular. Ne zaman kırıldılar? Tam böyle birbiri yakalamak üzere biraz oynamaya başladılar. Tolga atıldı. Şimdi Tolga atıldı da yarın ya pazar ya günlerden. Ya cumartesi belli bugün. Bugün cumartesi. Tolga sarı kart görmüş. 1-0 mağlupsun. 2 tane stoperim var.
oyuncular ve bazı teknik adamlar gelecekle ilgili çok büyük tehlikedirler. Bir oyuncu düşünün, 3 tane 4 tane gol atabilir. Ben bunu Van Persie, Musa Sow gibi oyuncular için de söylüyorum. Teknik direktörler için de söylüyorum. 5-0, hadi bugün de kazandın ama bu dolu dolu Galatasaray'a götürebilecek bir teknik adam mı, o soru işaretidir. Sezon başı gelmiş olsa değerlendirebilirsiniz ama geldiği gün 5 puan geride olan bir takım bugün itibariyle matematik olarak da şansı yoksa, ciddi şekilde uzaklaşırsa, son 6 maçta 4 maç kaybettiyse, İstanbul'da oynadığı son 3 maçta gol dahi atamadıysa, Başakşehir atamadı, Fenerbahçe atamadı, Kasımpaşa'yı atamadı. Ha, son 90 attı doğru. 90. Onun hesabını yaparken bu gol oldu. Muazzam bir gol attı zaten. O zaman nerem doğru giderken de başkanımdan kalecisine kadar, yedek oyuncusuna kadar diyebilirim. Çünkü o yalanı söylemem. Malzemecisine kadar derler. Malzemeci ne günahı vardır? Hiçbir şey yoktur. Malzemeci çalışmış. Eli yüzü düzgün bütün takımlara mağlup oldu. Beşiktaş'a mağlup oldu. Trabzon'a mağlup oldu. Bugün de oyuna iyi başladılar ama üretemiyorlardı. Üzerine bir kaos yaşandı. Ben açıkçası devre arasında sen duyumun doğru çıktı. Ben 18. çıkarmanın bir mantığı yoktur. Şimdi sakatlandı diye düşündüm açıkçası. Tabii 18. dakikada oyuncu çıkardı. Ama devre arasında Beyin Spor'daki arkadaşımız bilgi almış. Bizim Evren de almış anladığım kadarıyla. Evet. Bunu açıkçası Tudor'un veya yetkilinin neden diyalogda ne olduğunu anlamak isterim. O yüzden ona göre eleştireceğim. Çünkü bir oyuncu 18. dakika çıkarsa ve bir hafta önce takımın kahraman listesi ve senin kilit oyuncun Roma'ysa ve transferi gündemdeyse ve birdenbire çıkartıyorsan çok 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 ağır bir şey yapmalı. Yoksa bir diyalogdan dolayı, bir tartışmadan dolayı çıkmaz oyuncu. O yüzden biraz yutkunalım. Tudor'u veya yetkiliyi bekleyelim. Aynen. O yüzden de atlamayalım hemen. Doğrusu mantıksız bir çıkarma görüyoruz. Oyuncu yani teknik olarak çıkmaz. Diyelim ki bekini kovalamadın. Zaten öyle bir oyuncu değil. Yani teknik olarak değil bu. Ya sakatlık ya da hafif bir şey değil, çok sert bir şey mazeret bulmalılar. Yoksa futbol şöyle bir şey değil. Galatasaray Spor Kulübü 1905'te kurulmuş. Avrupa çapında bir spor kulübü. Türkiye'de tek Avrupa şampiyonu olan kulüp. Ne teknik direktörler geldi geçti. Fatih Terim başta olmak üzere. Hatırlarsın. Alisson'lardan, Börüşler'den, işte Mancini'lerden, Prandi'ler, yakın tarih Lüçescu'lardan, Gerets'lerden. Şimdi Tudor için de bir şanstı. Bunu Galatasaray için şansa çevirmek teknik direktörlerin elindedir ve teknik direktörler kararlarını alırken sezon başı kararlarıyla sezon sonuna veya sezon ortası kararları çok farklı olmalıdır. Teknik direktörlük sadece kondisyon yüklemek ekibinle değil, teknik direktörlük sadece 4-4-2, 3-5-2 oyun içerisindeki oyuncu değişiklikleri değil, teknik direktörlük sadece transferlerdeki en başa koyuyorum oyuncu tercihler yönetmektir. Değil ama yönetmektir. Şimdi geldiğin ilk gün sen bir ilkokul talebesi gibi eski ehliyetindeki şöyle yaptırıyorsan oyuncuya, ki bu Galatasaray takımından değil artık gençte 12 yaş grubu falan böyle şeylerle uğraşmıyor. Tabii altyapı değil bu. Evet. Kaldır ayağını böyle bekleyeceksin diyor mesela. Altyapıda bile yok bunlar. Altyapıda bile kalmadı artık. Şimdi o ilk gün geldiğinde Burma'ya böyle yaptı. Neydi bu? Rize'ye götürmeyi. Ceza. O 23 oyuncuya mesajdı. Ama o 23 oyuncu bir gün, bir hafta sonra sen Burma'ya oynatırsan o senin disiplinin bu sefer espri konusu olur oyuncular arasında. Daha sonra aynı muameleyi Snyder'a yaparsan, aynı muameleyi Şeju'ya yaparsan. Başakşehir maçında Podolski'yi de oynatmadı, Snyder'i de. Aynı muamele Linus Podolski'ye yaparsan, ki Podolski gol attıktan sonra o oyuncu tabiri caizse yemez. Yani disiplin sağlamak, ki rahmetli Allah nur içinde hatırsın babanızı, Gündüz Hoca'nın en nefret ettiği kelime sen bilmen lazım, disiplindir. Evet. Disiplin kelimesini kullanmazdı. O uygulamada bir takım davranışlarla gösterirdi. Sen de nasıl oldu anlamadım da. Ondan sonra tabii espri. Sen işinde disiplinli bir adamsındır. Yani her zaman söylüyorum. Geçen futbol zirvesinde yaptığımız zaman da ben bazen futbol zirvesinde Levent Özçelik'te yaptığım zaman da bana 9 tane soru uzattı. Galatasaray maçından sonra, Fenerbahçe maçından sonra Tudor'la ilgili 9 soru. Dedim ki biraz da ukayalık yaptım, affedersin. Yani sorma, önümüzdeki yıl olmaz Tudor. Çünkü ben Fenerbahçe maçının bir travma olduğunu ve Galatasaray'ın bir antrenör değişikliğine veya yönetimsel bir değişikliğe sezon sonunda gidebileceğini düşünüyordum. Ama o 5-0'lık skor herkesi aldattı. Hoş, ben çok aldanmadım. Ayrıca bakın, çok
Belki insanlara saçma gelecek ama Tudor yarın bir gün karşımıza çok önemli bir kulüpte çıkabilir bakın. Önemli bir teknik adam olarak. Ama şu anda... Bu kapıyı açması için bir şeyler yapması lazım önce. Şu anda genç bir teknik adam. Gençliğin getirdiği ciddi tecrübesizlik var. Bir kere bunu lütfen saygısızlık anlamasınlar Karabük Spor Kulübü de veya Anadolu kulüplerimizde. Galatasaray biraz şu an için ceket büyük. Bakın oyuncu kadrosundan bahsetmiyorum. Kulübün ağır geliyor. Yani bazen bazı teknik adamlar bakın benim çok büyük bir oyuncuydum. Ama teknik direktörlük deneyimim daha olmadan bunu taktik futbolcudan anlam olarak Fenerbahçe'ye erken geldiğim konusu kazan. Doğrudur. Bu tecrübe başka bir şeydir. Yönetmek başka bir şeydir. Hut hut falan demekle falan olmaz. Gerçekten olmaz. Bence bu başarısının en büyük sebebi de bu oldu. Bu değişkenlikler sadece bireysel anlamdaki sporculara karşı olan tavırları yetmez. Taktiksel değişiklikler yine yetmez. Bireysel değişiklikler yine yetmez. Sürekli kafada 5. dakika Eren'i çıkarmak isterken son anda oyuna sokmak, 3. oyunu 3-0 iken sokmak da zaten senin daha Galatasaray seviyesinde teknik direktör olduğunu açıkçası göstermez. Teknik direktörlük kolay bir meslek değildir. Abdullah Avcı iyi futbolcuydu. Abdullah Avcı İstanbul Spor serüvenine başladı. Hatta Belediye Spor, Başakşehir falan derken A milli takıma kadar geldi. Ancak Abdullah Avcı bugün gelmiş olsa milli takıma, o günkü Abdullah Avcı'dan daha farklı olacağını diyorsun. Daha farklı olur. Bu sadece teknik taktik olarak değil, yönetme anlamında da, medya yönetimi her şey çok önemlidir. Hiçbir röportajını şöyle aylardır burada böyle bir dolu dolu ne yapmak istiyor, hani ne demek istiyor, anlamak isterdim doğru. Bütün herkes izler. Sen izledin mi felsefesini? Göremedik ki. Duymadığımız gibi. Tudor'la ilgili hayal kırıklığı bende mesela yaratan şu oldu en çok. Sonuçlar ve oyundan ziyade teknik eleştirinin ötesinde hocam. Ne oldu da şimdi ilk başta geldi bazı prensipleri ortaya atmaya çalıştı. Kadro değişiklikler yapmaya çalıştı. Haklıdır. İstediğini yapabilir. Patron odur. Ne oldu da Snyder'ler, Podolski'ler dahil kesilmişken Hakan Baltalar, Sabri'ler ne oldu da hepsini bir anda kadroya aldı? Şu anda oynatıyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde. Acaba bir telkinde mi oldu? Sayın Başkan Dursun Bey veya yöneticiler ya işte Igor yani Tudor'un ismi Igor. Igor böyle böyle bizim Fenerbahçe derbimiz var çok önemli. Sezonu kurtarmamız lazım. Bak sen bu oyuncuları şunları düşünmüyorsun. Başakşehir karşısında çok ağır bir yenilgi aldık. 4-0 çok kötü oynadık. Sen vazgeçin adından şunları oynat mı dedi acaba? Veya sistemini yaratan... değiştir mi dedi. Evet. Hayal kırıklığı yaratan o. Sistem konusunu ben oyuncularla bir paylaştığını düşünüyorum açıkçası. Ama genel anlamda da bu soruyu bizim sormamız önemli değil. Güntekin olarak, Rıdvan Dilmen olarak veya bir Ultraslan Galatasaraylı'nın sorması önemli değil. Tamam mı? Oyuncu nasıl bakıyor? Evet, oyuncu nasıl bakıyor? Oyuncular cin gibidir hocam, oyuncu, yemezler. Oyuncu demek ki mi diyor. Şimdi burada tabii tartışma konusu sadece Tudor olmamalı. Açıkçası Sayın Başkan Dursun Bey'in de çok düzgün, futbolumuz için önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. İyi bir insan ve iyi bir başkan bu kadar krizde gelmiş olmasına rağmen. Ama... bazen de skorboard çok önemli. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü Final Four oynayacak. Amatör şubelerinde lig şampiyonlukları yaşıyor. Kadın voleybolda şampiyon olan. Tesisleşme anlamında Türkiye'de çıtayı yükselten. Ama bugün başkanın çok ciddi şekilde eleştirilen bir kulüp ve bu yıl hariç toprağı bol olsun Aragones dışında da ilk ikiden çıkmayan bir takım. Olmasına rağmen bugün toplumun, Fenerbahçe toplumunun %50'sine yakını belki de istemiyordur Aziz Bey. Bu futbol takımının başarı başarısızlığı çok etkiler. Şimdi biraz iddia olacak, manipüle edilmemesi adına söylüyorum özellikle. Çünkü edilebilir. Gözü orada derler, burada derler. Ne derler sizinler ama ben sonuçta bir spor adamıyım. Krizleri yönetecek Türkiye'de özellikle Galatasaray camiasında Fatih Hoca'dır. Şimdi hep denediler. Kimi denerseniz deneyin olmadı. Florya'yı hizaya sokma açısından diyorsunuz değil mi? Şimdi, özellikle? Hizaya sokmak ve o kanla uyuşmak başka bir şeydir. 5 tane şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. 6 galiba. Affedersin. 6 bir tane tamam 6 diyelim. Sonuçta bu yıldızlardan 1,5'unu almış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Çünkü neden? Tabii ki burada tamamen tasarruf Galatasaray Spor Kulübü Fatih Terim'indir. Bugün biz eğer lokallerde, eğer evlerde, eğer sağda solda konuşuyorsak gerçekçi olmak lazım. Burada da konuşmamız gerekiyor. Çünkü Mancini'si, Prandelli'si vesairesi hepsi geldi. İşte bu yıl işte Rikering, daha sonra Tudor.
Yani olmuyor. Türkiye'nin dinamitlerini bilmesi kadar Galatasaray'ın dinamitlerine kadar bilen, zaman zaman bazı Galatasaray'ların da artık gelmesin gibi %10'luk, %20'lik olabilir. Fakat bir real bir durum var. Ama bu demek değildir ki ben teşvik edici konuşmuyorum. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Realiteyi ortaya koyuyor. Realite, milli takımların daha kontratı olan, uzun yıl daha kontratı olan ve hali hazırda Kosova'yı yenersek belki ikinciliğe düşeceğiz. Evet, ikinciliğe gideceğiz önemli. Olan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Tamamen Galatasaray Kulübü ve özellikle Fatih Terim'in kendi, Fatih Hoca'nın kendi inisiyatifinde yok kardeşim bu konu kapanır der geçer. Çünkü doğal hakkıdır, milli takımların sorumlusudur, futbol direktörüdür. Ancak bu filmi biz seneye de görürüz. Bak inan Galatasaray'ın enteresan bir şekilde bir uyum var. Enteresan değil zaten oyunculuğundan itibaren artık her şeyini bilen bir teknik adam. Bugün Riquelme gitti, Tudor geldi. Tudor gidecek, X1'e gelecek belki gazetelerde okuruz yarın bir gün. Ama inanın çözümün oyuncularda olmadığını, liderde olduğunu görebiliyoruz. İşine karıştırmadı, Florya'yı dizayn etti. Bunların dışında teknik adam olarak da olarak bu açık söyleyeyim. Belki manşet olacak Rıdvan işte o oraya giderse bu buraya falan mevzuları da olabilir. Bunlardan rahatsız olan bir insan değilim. Kim ne derse desin o umurumda değil ama futbolunda Galatasaray'ın da gerçeği bu. Tartışmasız gerçeği. Çünkü deniyor olmuyor Yıldız Uzun Bey. Ve tek mermimiz kaldı. Ve bana göre de tek mermimiz Fatih Terim'dir. Dursun Özbey'in. Kimi getirirse getirirsin artık yolda beraber giderler. Giderler beraber. Diğer şubeler de iyi gitmiyor çünkü. Tamam kimse de senin borçlu cebinden 150 milyon verdiğini falan acımasızdır ülke. Bakmazlar. Tabii aynen öyle. Yok çilekler, böcekler, kirazlar falan döneminde. Gemi limana yanaştı bugün mı yanaşmadı mı ona bakardım. Bugün eğer bir borç varsa adamcağızın günahı yoktur. Tabii. Elinden ne geliyorsa maksimum yapmaya çalışıyordur. Kendi camiasında tepki almasına rağmen. Siyasi anlamda da, sosyal anlamda da, sportif anlamda da ne yapsa yaranamayan bir kimlikte. Ama hiçbir zaman Fatih Hoca ile kalkan olarak kalmadı. Ama hocam çok da başarısız şimdi. O gerçek de var. Tabii. Yani ortada. Galatasaray geçen sene 6. oldu. Bu sene şu anda 4. sırada ve tehlikede. 4.lüğü bile tehlikede. Trabzon olan, yenmiş olsun bir puan arada. Önemli olan görebilmektir. Hatta Hamza Hoca'nın şampiyonluğundan sonra görebilmelilerdi ayrıldıktan sonra. Çünkü Fenerbahçe bunun sıkıntısını yaşadı. Bizde bir şey olmaz en tehlikeli şeydir. Bu siyaseten de kişisel de, aile olarak da her şeyi nasıl değerlendirsen değerlidir. Örneğin Fenerbahçe, Kayt, Bebo, Musa Sov ve Emenike ile şampiyon oldu 40 küsür gol attı. Evet. Ama şunu hesaplamadılar. Bebo hala gol atıyor ama artık yaşının belli bir yere geldiğini. Kayt hala gol atıyor ama belli bir yere geldiğini. 26'dan 27'ye geçmediğini. 34'ten 35'e. Emre de vardı tabii yaşlıydı. Emre de vardı. Şimdi bu takımın yenilenmesi lazımdı. Yenilemediler bir tek Diego'yu aldılar. Hatırlarsan. Aslında niye kaç puan fark attık bak biz devam ederiz. Ama Ersun Yanal gitti o takımda. Tamam. Kalsaydı belki ne? O sene yine en güçlü adam Fenerbahçe. Bu da bir örnektir. Bu da bir örnektir. Ersun Hoca olabilir. Fakat İsmail Kartal geldikten sonra puansal anlamda fazla fark yoktu. Rakibi biraz daha iyiydi. Ancak yenilemediler ki. Yani oyuncular yenilemedi. Açsınlar baksınlar bu dört oyuncunun attığı gole bir de bir yıl sonra attığı gollere baksınlar. Çok fark var. Yarı yarıya fark vardır. Bu da zaten şampiyonluk yarışından götürdü. Şimdi Galatasaray başarılıyken görmedi. Başarısızken de görmüyor. Galatasaray'ın bence en büyük hatası geçen seneki 6.lık kupayı aldı ya Galatasaray. Fenerbahçe'yi Antalya'da yenip. Riquelme'le devam kararının en önemli etkenlerinden bir tanesi odur. Biz kupayı aldık. Fenerbahçe'yi yendik. Yanlıştır. Bir 49 gol yiyen, 9 tane mağlubiyet alan, ligde 6. olan Galatasaray'ı çok fazla revizyon yapmadan tekrar aynı teknik adamla lige soktular. Bence en büyük hata bu oldu. Ben mesela dün akşam bir televizyon programında gördüm. Geçen hafta ben Başakşehir'le ilgili görüşmelerimden sonra Emenike'nin böyle garip bir hareketini gördüm. Dün gece gördüm. İnan ya ben Aziz Bey ve Fenerbahçe Spor Kulübü olmuş olsam yani bu iş her şeye para değildir. Türkiye'de dünyanın belki ırkçılığın tek olmadığı ülke burasıdır veya olmayan ülkelerden bir tanesidir. Bayağı Tunuslu oyuncuyla alay eden bir görüntüyle çok ama çok rahatsız oldum. Bazı şeyler gelecekle ilgili sana önemli şeyler getirebilir. Hakikaten getirebilir. Bu bütün kulüpler için bazı değerler her şeyden önemlidir yani sonuçta. Önemlidir de hocam. Daha önce geçmişte Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Drogba'ya, Eboué'ye muz falan gösterdiler. Muz attılar dönemden. Daha sonra çıktı adam şeye çıktı yönetim kurulu üyeleriyle beraber. Hatırlıyorum ben Şekip Bey'le falan beraber muzu gösteren şahıs basın toplantısı düzenlediler. Benim midem bozuk. Doktor bana muz yazmıştı dedi ya basın toplantısında. Bu, maalesef bunların da olduğu zaman da o yüzden muz mu götürdüm maça yanımda dedi. Yani güncel
defolarımızı örterek her gün geriye gidiyoruz. Bakın Avrupa'da ne kadar sıkıntılar yaşıyoruz şu anda. 15 Mayıs'ta Aziz Bey UEFA Başkanı Alex'e toplantı için gidiyor. Problemleri var diye gidiyor. Dursun Bey niye gitti? Bundan dolayı gitti. Aynı şekilde Fikret Bey de geçen gün ne diyor? Hayal etmeyin 5 milyon 10 milyon. Şimdi Lens konuşuluyor değil mi? Sunderland düşse 5 veya 6 milyon euroymuş. Yani öyle bedava falan kimse kimseye vermiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü nereden verecek 5-6 milyon euro bonservis şimdi? Yani Lens'in gelme ihtimali de zayıf aslında baktığımız zaman. Çünkü okuduğum kadarıyla Lens bonservisiz kalıyormuş küme düşerse Sunderland. Evet. Öyle bir şey yokmuş. 5-6 milyon euroymuş aslında. Düşse de. Yazıyormuş orada. Yani maddesini, sözleşmenin içeriğini bilmiyoruz ama Sunderland küme düşerse oynatmayacağı kesin. Elden çıkartacak büyük bir ihtimalle. Lens'e 5-6 veren çıkabilir David belki. David Moyes'in görevine son verilir. Yeni bir teknik adam gelir ama Championship'te Lens'i oynatamaz. Maaşını ödeyemez. Ama söylediğim gibi yani bazen teknik adam... Şöyle, Amerika konusunda niye girdim biliyor musun? Ben yabancı düşmanı bir insan asla olmadım. Hayatım boyunca da olmadım. Gelsinler, başımın üstünde yerleri var. Herkes, Kürt'ü de, Türk'ü de, Fransız'ı da, Amerikalısı da, İsrail'si de, kim benim için hiç fark etmez öyle bir şey. Ancak bir artık futbol yavaş yavaş nereye gidiyor biliyor musun? Yerli antrenörlerin daha başarılı olduğu, mesela dünya şampiyonu olanlarda kendi ülke dışında vatandaşı olan bildiğim kadarıyla yok. Avrupa şampiyonu, ülke arası milli takımlarda bir tek Orto Real Yunanistan'ı yaptı. Aynen öyle, evet. Ama Almanya, Alman oluyor, Hollanda. Türkiye'de çok milli yabancı sporcu olmasına rağmen. Milli takım biraz farklı ama. Ama kulüp takımdaki son yıllara baktığımız zaman tesadüf olamaz. Ertuğrul Sağlam, Hamza Hamzoğlu, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Fatih Terim, Mustafa Şenol Denizli, Güneş. Şenol Güneş. Değil mi? Şimdi yine Şenol Güneş veya Abdullah Hacı gözüküyor şu anda da. Bunlar tesadüf olamaz hakikaten bak. Çünkü buranın dinamikleri farklı. Şimdi Tudor hep gelecek planlaması yapıyor. Ama gelecek planlaması 6 maçta 4 maç mağlup olursa olmayacağını bilmiyor ki. Nasıl biz advokat inan kendisini ya diyor ben yarı finalde ilk maçta skor aldım. Derbilerde fena değilim. Advokat lig gitti. Türkiye böyle bir yer. Advokat ama kendisini başarılı olarak görüyor. Evet enteresan futbol evrenseldir. Ama her yerde aynıdır ama Türkiye'nin dinamikleri hakikaten Türkiye'nin çok dinamikleri farklı. Dünyanın en enteresan ligi bir alt lig birincilik. Evet. Eski adıyla PTT. Yani düşünebiliyorsun. Dünyanın en zor ligi. Yeni Malatya Spor, Evkul Malatya Spor, Eskişehir Spor, Göztepe, Giresun, Ümraniye, Sivas. Hepsi eski şampiyon olmamak için her şeyi yapıyorlar. Bir çıkacak ama sonuçta yani. İki tanesi evet. Çıkacak yani. O ligde hep öyle ama. Eskişehir Spor Denizli'ye gidiyor. Bugün 2-0 mağlup oluyor. Adana Demirspor'a 4-2 yeniliyor. Bir hafta sonra gidiyor başkasını yeniyor. Yani öyle bir dengeler ama mantıksız bir şey yok tabii. Mesela Denizli Spor en çok deplasmanda kazanan takım. Eskişehir hücum oynayacağı için deplasman gibi oynuyor ve 2-0 kazanıyor. Ama Eskişehir kendine Göztepe'li konsantrasyon yüksek maçta 4 atıyor. O lig başka bir lig. Çok zor. 1-1. Puanlar düşük. Yani herkes herkesi yenebilen bir ligde. Bizim İsmail işte Demirsporlu elini kırmış ya Adana Demirspor yüzünden. Yani evet. Bizim Türkiye'deki dinamikler gerçekten çok farklı. Şimdi Hollanda, Belçika, vasat liglere bile bakalım. Korokor çatı çat maçlar oluyor. Yalnız Hollanda Ligi dedim de hocam reklama gitmeden önce şunu da bir hakikaten 2 dakika konuşalım. Bence konuşmaya değer bir konu çünkü. Ya Ajax takımına inanılmaz saygı duyuyorum. Ya 99'lu falan oyuncular oynuyor hocam. Ya 99'lu, 98'li. Evet. 11 oyuncunun iki altyapıdan, 9'u evet. Altyapıdan. Sonradan giren 3 oyuncu da altyapıdan. Evet. Ve 95, 96, 98, 99 hepsi böyle bütün takım. Tabii ki. Ve o takım final için bir adım attı. Köklü kulüp tabii sonuçta. Bir daha gelip final oynama şansı var ve 4-1 kazandı. Büyük avantaj yakaladı. Manchester'ın da büyük ihtimalle kalacağına göre. Ama zorluyorlar. Bakın kaç sene boş geçti. Altyapılardan oyun çıkarmak kolay değil ama deniyor. Sürekli deniyor ama. Vazgeçmiyor. Ekonomisine göre de hareket ediyor ve hiç vazgeçmiyorlar. Bizde öyle değil ki. Bizde nerede altyapı Allah aşkına ya. Evet, reklam arası verelim. Reklamların ardından devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş Galatasaray galibiyetini nasıl değerlendirmiş onu ekrana getirelim. Galatasaray'ın baskısını atlatmamız gerekiyordu. Baskıyı beklediğimiz gibi yedik ancak savunmayı çok iyi yaptık. Baskıyı kırdıktan sonra ayağa top yaparak rakibin üzerine gittik ve istediğimiz golleri bulduk.
İlk 4 sıradaki tüm takımlardan puan aldık. 7. sıraya kadar tırmandık. Hedefimiz ligi daha da yukarıya da bitirmek. Asıl hedefimiz ise bu oyunu sürdürüp kupa finaline yükselebilmek. Kemal Özdeş son derece başarılı. Ligde 3. haftanın sonunda sadece 1 puanı olan Kasımpaşa'yı aldı. Ki ilk 2 hafta bocaladı. İlk 5 haftada sadece 1 puanı vardı bu takımın. Ve kesin düşer gözüyle bakılan Kasımpaşa'yı toparladı. Kupada yarı finale kaldı. Yarı finalde ilk maçı Konyaspor karşısında 3-2 kazandı. Yani final için az da olsa bir avantajı var final konusunda. Finale kalma olasılığı var. Kendi söylediği gibi ilk 4 takımın hepsinden puan aldı. Giderek gelişen son derece organize bir takım. Kemal Özdeş'i de burada tebrik etmek hakikaten gerekiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Çok büyük bir çıkış. Genç bir teknik adam. İdealist bir teknik adam. Şimdi tabii Kasımpaşa Kulübü Turgay Bey'in yönetiminde bir önemli gelişmeler kaydetti. Tesisleşme anlamında. Açıkçası çok futbol adamı gitti. Biz bir türlü gidemedik. Rıza Hoca zamanında gitmek istiyordum. Hilmi Başkan olsun sürekli çağırıyorlar. Muazzam bir altyapı ve kendi tesisleri varmış. Hakikaten bir gün gidelim diye. Hem antrenman izleriz hem hocaları ziyaret etmiş oluruz. Murat Hoca falan da orada bizim. Onun çok bilimsel çalışan beslenme hocaları falan da var. Hatta ben de atladım. Ama bazı oyuncuları gitti mesela Kasım. Babel, şimdi Eren, aslında Scarione. Biraz destek istediği için yani küçülmeye karar vermişti. Rıza Hoca da ondan ayrılmıştı. Fakat bu arada da Kemal Hoca işi o kadar oturdu ki küçüleyim derken olağanüstü transferler de yapmadılar açıkçası. Evet. Çok ve önemli saydığım oyuncu Omero. Evet. Babel, gitti. Eren, Scarione, bütün oyuncular gitti hemen hemen. Kaleci, İsak Son. Ve Malki de gitti mi? O da yok piyasada. Evet, Malki de yok uzun süredir. Evet, gerçekten de muazzam işler yaptı. Bir kolej takımı gibi, bir kolektif oyun oynayan, antrenörün, teknik direktörün, içeride dışarıda pozitif oynamaya çalışan, oyuncuya da kalık sağ. Şimdi bakıyoruz, Veysel geriye giderken toparladı. Aynı şekilde Adem. Tekrar bir çıkışa başladı. Adem çok iyi çıkış yakaladı. Çıkış, çok düşüşteydi hakikaten. Oyun düştü. Bir kere Castro. Herhalde Türkiye'de 3 tane oyuncu varsa çok koşanlar arasında bir tanesi de o. Ve 2 tane de gol attı. Bugün de farklı oynattı biraz daha. Öne doğru sağ tarafı oynattı. Tebrik ederiz Kasımpaşa Kulübü'nü. Yani antrenör özellikle de yani gönülden kutlarım ya. Genel anlamda. Gerçekten de iyi bir ekip yarattı Kasımpaşa. Tabii çünkü Galatasaray'la ilgili şöyle bir haber de geldi. Sıcak bir haber az önce. Baştan sonra Başkan Dursun Özbey'in soyunma odasına gittiğini söylediler. Tabii buradaki konuşma veya içerik nedir bilmiyoruz ama genel anlamda adeti değilmiş. Yani soyunma odasına gitmezmiş Dursun Özbek. Bugün soyunma odasına gitmiş maçtan sonra. Bununla ilgili bir detay olursa da ilerleyen bölümlerde aktarırız. Tudor'un hocam programın başında söylemiştim. Şimdi onun üstüne konuşalım biraz. 10. maçıydı bu. 10 maç 13 puan. Bu 13 puanın 2 galibiyeti. Son dakikalarda 90 artılarda bir Antalya ve Gençler Birliği karşısında Selçuk'un becerisiyle, duran top becerisiyle geldi. Yani puanlar 4 puan o şekilde geldi fazladan. 10 maçta 13 puan 1.3 puan ortalamasıdır. 1.3 puanı da 34 ile çarparsak 44 puana tekabül eder. Çok düşük bir puan ortalaması. Evet. Galatasaray gibi bir takım için. Ortadaki tablo hiç iç açıcı değil Tudor açısından. Şimdi Galatasaray'ın tarihine baktığımız zaman, yakın tarihine de baktığımız zaman açıkçası çok büyük başarıları vardır. Ama başarı sezonları hep uçurumdur. Geresle şampiyon olan kadroyla Geresle ikinci yılında minimum bir 30 puanlık falan fark vardır. Galatasaray'da işte son 2 yıldır Hamza Hoca ile şampiyon olduktan sonraki çünkü böyle koptular mı dağılıyorlar evet, darmadağın. Mesela Arda'nın son sezonuydu Atletico'ya gitmeden önce 8. oldu o takım. Evet. O sezonlardan birini yaşıyor. Geçen bu sene 6. oldu. Bu teknik direktörü değişikliğinde de, sık değişikliğinde de hiçbir türlü fayda etmiyor. Mesela geçen hafta Fenerbahçe müsabakasından sonra Dursun Bey'in Florya'ya ziyaret etmesi önemli bir şeydir. Yani moral vermesi, sizin yanınızda olmam, hocanızın yanında olmam önemlidir. Ama bu soyunma odasına girişi yine arkanızdaysam olmaz. Ben sizin arkanızda falan değilim demesi lazım artık. Bu oyuncusundan teknik direktörüne kadar. Yani oyuncular evet... Koşmaya çalıştılar, mücadele etmeye çalıştılar. Antrenman temposunun yüksek olduğu belli. Fakat şunu görebiliyorum. Sorumluluk alan bir buruma var. Zaman zaman da Snyder büyük yeteneği şeyinden, tecrübesinden vuruşlar yapabiliyor. Ama böyle bir tedirgin oynuyorlar. Stop pas heyecanlı heyecanlı oynuyorlar ama üretemiyorlar da. Baskı altında oldukları kesin kaldı ki seyircisi oynadılar. Ama şu bir gerçek ki zor işi Galatasaray'ın. Tudor'un dişi herkesten zor. Bir de şu var, bu bilmiyorum tabii yönetmelikleri bilmediğim için
Sadece belli tribünler ceza alacaktı ya. Bugün niye komple kapalıydı? Ben onu anlamadım yani. Demek ki belli bir limiti aştı. Ha, o da limite göre mi hareket ediyor? Yani belli birinci, ikinci, üçüncü tekrarında. Fenerbahçe maçına gidemeyen bir tane kart sahibi de gitti o zaman, öyle mi? Ben sana verdim. Tabii. Yani demek çok şey değişmemiş yani. Yani neticede Pasolik geldikten sonra tabii bu uygulamalar kalkacaktı. Neticede futbol seyirciyle güzel. Sadece belli bir blok veya münferit cezalar gelecekti. Fakat hala sağ kapama cezası var ne yazık ki. Evet. Tabii 3-1, 3-0 son dakikalar o tribünlerin önünde oynanmazdı. Bir de 2-0 erken oldu yani 60'larda falan olduğu için. Kolay oynanmazdı. Seyircinin büyük protestosu olurdu. Bu bir şans ama maç oraya gelir miydi? Tribünler dolu olsaydı o da başka bir. Tolga Ciğerci, görüntüler de gelecek, ekrana getireceğiz. Sarı kartı varken çok fahiş bir hata ile ikinci sarıyı gördü hocam. Yani hakikaten bir profesyonel bir futbolcu sarı kartı var. Nasıl öyle? Ani gelişti, ani kaybetti topu falan derken evet. Gitti. İlki enteresan aslında, biraz sonra göreceğiz. Aslında çok temiz bir aldı topu. Ayağının devamında basmış. Yani basmak istemedi aslında o. Ayağını kaçıramaz çünkü biz 90'lık bir oyuncudan evet. Bahsediyoruz. Aslında direkt topa kayarak hamle yaptı. Yani çok daha dikkatli olması gerekmez mi sarı kartı varken? Bu kadar takımın yenilgisiyle başrol oynadı. Şimdi hassas bölgelerdeki oyuncuları oynayan hamleli ve 1-0 geridesiniz kontra atakları engelleyici oyuncu ilk önce Tolga oluyor. Snyder değil, öndeki oyuncular değil. İkinci bölgede kaybettiğiniz anda ya Selçuk ya da şey hamle yapacak. Süpürücüsü o arkadaki Tolga. Öndeki oyuncular. Sarı kart varsa bir de 1-0 mağlupsan o oyuncuyu maçtan Tudor attı. Igor Tudor'un sebeptir ona. Oyunda tutarak attı zaten oyundan onu. Oyundan çıkarsaydı 11-11 maç oynanacaktı. Evet, şu anda Başkan Dursun Özbey'in soyunma odasında olduğu hala söyleniyor. Ama Igor Tudor'un istifa etmesi diye bir şeyin söz konusu olmadığı konusunda da haberler geliyor. Gelişme olursa ki Evren bizim oradaysa Evren Göz bağlanalım. Bize Galatasaray'la ilgili gelişmeleri aktarsın. Hazır olduğu zaman rica edelim Evren'den. Maç sonrasındaki Türk Telekom Arena'da yaşanan haberleri, gelişmeleri, seyircisiz oynandı karşılaşma çünkü. Daha kolay basın mensupları bazı yerlere, bazı noktalara ulaşabilir en azından. O yüzden bize Evren'i bağlarsan Evren'den gelişmeleri, haberleri alalım. Evren hazır. Evren iyi akşamlar. İyi akşamlar Güntekin Onay. Şu anda Galatasaray'da sıcak dakikalar yaşanıyor. Hemen bilgileri paylaşalım. Başkan Dursun Özbek, Mixon alanından biraz da öfkeli bir şekilde soyunma odasına doğru gitti. Bu çok alışık olduğumuz bir durum değil. Skorun etkisiyle, oynanan futbolun etkisiyle yönetimde olan isimlerle beraber yanında başkan yardımcısında Suyu Sezgin de vardı. Öfkeli ve üzgün bir şekilde soyunma odasına doğru gitti. Şu anda soyunma odasındaki görüşme devam ediyor. Tudor'un istifa ettiğine dair bazı dedikodular vardı ama şu anda kulüpten aldığımız bilgi bu dakika itibariyle tabii ki değişebilir bu. Şu an istifa söz konusu değil ama bu görüşme sonucunda soyunma odasında tabii ki şu anda tam olarak neler olduğunu bilemiyoruz. Ama arkamda görmüş olduğunuz koridordan Tudor'un geçip şu gördüğünüz koridordan geçip basın toplantısına doğru gitmesini bekliyoruz. Normal şartlar altında basın toplantısının bu dakikalarda başlamış olması gerekiyordu. Ama toplantı devam ettiği için, soyunma odasındaki durum değerlendirmesi devam ettiği için Tudor henüz basın toplantısına geçmedi. Ama burada Buruma'nın oyundan alınışı, daha önceki skorlar ki Başakşehir mağlubiyeti, Beşiktaş mağlubiyeti, Fenerbahçe mağlubiyeti kafalarda hep bir soru işareti vardı. Fakat başkanın soyunma odasına inmesiyle beraber burada muhabir arkadaşlarımla beraber hemen bir bilgi karmaşası yaşandı. Hemen bilgiyi almaya çalıştık. Bir yandan da sol tarafa bakıyorum başkanın çıkıp çıkmama ihtimaline karşı. Ama arkamda görmüş olduğunuz koridorda sağ tarafta soyunma odasının diğer kapısı var. Normalde öbür kapıdan içeri gidiyordu basın toplantısına Tudor. Fakat burada arkamdaki kapıdan geçerek basın toplantısına geçmesini bekliyoruz. Durum değerlendirmesi yapılıyor şu an soyunma odasında ama soyunma odasının içinden aldığımız bilgi istifanın bu dakika itibariyle olmadığı yönünde. Şu an Igor Tudor görevinin başında fakat durum değerlendirmesi sonucu nasıl bir sonuç çıkacak? Tudor'un sinirli bir şekilde görevinden ayrılma ihtimali de konuşuluyordu. Başkan belki de bunu yorum olarak söyleyebiliriz. O istifayı bugün itibariyle engellemek için de inmiş olabilir. Açıkçası 10-15 dakika içerisinde belki yarım saat içerisinde
bu soruların cevabına ulaşacağız muhakkak. Bekleyişimiz devam ediyor. Biz sıcak gelişmeler oldukça Türk Telekom Arena'dan detayları an be an aktarmayı sürdüreceğiz ama şu an bir bekleyiş var. O bekleyişin sonunda bilgilerle tekrar karşınızda olacağız. Evren teşekkürler. Tabii şimdi Tudor başarısız ama Tudor'un istifa etmesi hiçbir şeyi değiştirmez veya bir çözüm getirmez gibi gözüküyor hocam şu aşamada. Ben Fenerbahçe'nin yapması gerekeni yapması lazım Galatasaray. Teknik direktörünün şimdiden belirlemesi lazım. Yani zor seneye Tudor'la getirmesi. Yani bak şimdi Tudor... Yani bugün için tekrar sezonu kapatsın Tudor'la. 4 maç kalmış. Hayır canım kapatsın anlamında söylemiyorum. Avukatla da kapatılması sonuçta da. Ya doğrudur yanlıştır çünkü onun vadesi uzundu. Şimdi 4 hafta kalmış. Hemen de antrenör alınacak diye bir şey yok. Ama önümüzdeki sene... Şimdi Tudor aslında Galatasaray taraftarının sempatiyle baktığı bir insan. Duruşu falan böyle şık bir adam. Muhtemelen bak tekrar söylüyorum muhtemelen... Önümüzdeki yıllarda karşımıza enteresan bir yerde çıkabilir. Bak ben antrenörlüğüyle ilgili zamanla tecrübe kazandıkça başarılı olabileceğini düşünüyorum. Fakat gençliğin sevdiği bir şey var, karizması var. Açık söyleyeyim sana. Bu da biraz sempati. Bak bazen gençler, öyledir yani spor severler. Şeye göre, mesela karakter tipe İmaj. Göre, imaja göre de çok farklı. Taraftar sayısı artabilir, sevebilir, beğenebilir, o daha iyi diyebilir. Mesela Messi'nin tipi Ronaldo gibi olsun. Hiç tartışılmaz aralarında. Ronaldo çok büyük bir oyuncu ama çok daha şey daha karizmatik bir tip. Ben de aynı şey Di Maria için düşünüyorum. Di Maria biraz daha yakışıklı olsa dünyanın en büyük oyuncusu, 3-5 oyuncusundan bir tanesi olurdu. Hak ettiği yere gelemedi. 3-5 maç kazandı. 3-5 olmaz da 3-5 olmaz da daha belki şey olabilirdi. Ya gerçi oynadı Real Madrid'de, Manchester United'de oynadı, tabii. Şampiyonlar Ligi falan kazandı da yani daha önemli yerlerde olabilirdi. Önemli noktalarda olabilirdi. Yani bizim jenerasyonun dışında gördüğüm 3 tane büyük oyuncu var. İbrahimovic, Messi, şey, Ronaldo. Şu son oynayan değil mi? Son eski Ronaldo'yu bilmedikleri için onu katmıyorum. Son dönemde oynayanlar içerisinde 3 tane çok farklı oyuncu var. Fark yaratan oyuncu tabii. Onları üçünü ayırmak lazım zaten. Tabii tekrar Galatasaray'a dönersek, Galatasaray'ın geçen yılda kötü bir tablo çizdiği, bu yılda şu anda hedeflerinden çok uzakta kaldığı gerçeği var. Hani bir... İkincilik, üçüncülük. Ben biraz önceki, yani bazı real durumlardan bahsetmek istiyorum. Yani Dursun Bey antrenör göndererek bu işleri çözemez. Podolski'yi yollayarak, şimdi Podolski gitmiş, gitti. Yani 5 Haziran'da yok. Bir daha seyahat, tatile gelecek Podolski. Ve böyle bir oyuncu yine de ona rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu da söyleyeyim, geçen hafta söyledim. Ama böyle bir şey olmaz. Mesela şampiyonluk yarışından kopan takımlara baktığımız zaman hep aynı problemleri yaşıyoruz. Fenerbahçe'de aynı problem. Lens gelecek mi gelmeyecek mi? Musa var mı yok mu? Emenike var mı yok mu? Dediğiniz zaman zaten oyuncuyu tamamen konsantre etme şansınız yok. Dolayısıyla başından sonuna kadar bir enkaz alınmış durumda. Bu enkazı tedavi ederken de doğru tedavi edilmedi. Uzun süreli 4 hafta kaldıysa eğer, 4 Haziran'da müsabakalar bitiyorsa Galatasaray'ın da yani Trabzon kazanmış olsun olacak bugün bir puan olmuş olacak aralarında. Tabii. Yani daha da hassas duruma gelecekti. Şimdi demoralize durumdalar ama en azından önümüzdeki yılın planlamalarını Fenerbahçe gibi yapabilir. Ha Fenerbahçe oyuncu aldı mı almadı mı onu bilmiyorum da. Sonuçta bir takım çalışmaları daha erken Galatasaray yapıyordu. Galatasaray'ın evinde değer olarak, çünkü, aset olarak bak, algılayabileceğimiz oyuncu kim var bak, hocam şu anda? Hiç affetmezler hocam bak. Advokat, oyuncu da yok. Emekli ayrılıyordu dedi. Şimdi Hollanda'da milli takım ile görüşecek. Neymiş milli takım olduğu için farklı. Yani hani emekliydin ben ondan Şekit Bey anlaşmak üzeriz veya bir hafta süre. Bir hafta sonra dedi ki ya ben artık dedi yaşlandım. Param var, pulum var. Ben umurumda değil burası dedi. Öyle demedim mi? Futbolcuyu tanımıyorum dedi. İstedi kapris yapsın dedi. Ben gidiyorum dedi. Emekli ayrılıyorum dedi. Yok emekli ayrılmıyormuş meğerse. Hollanda milli takım inanla. Yani sonuçta Tudor'da Karabük'te bir hedef oyuna geldiği zaman sonuçta haklıdır. Tazminatını ödemiştir, gitmiştir. Çünkü ters olsa Karabük'te yollayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimsenin bu kulüpler şeyinde olmaz. Yani herkes kendisini düşünür. Ama Galatasaray gibi büyük markalar, Fenerbahçe gibi büyük markalar geleceğini mutlak surette planlaması lazım. Bazen sezonları kaybedersiniz. 1905 yılında kurulmuş kulüp. Biz hepimiz hatırlarız ki 14 yıl şampiyon olamadı da bir şey mi oldu? 2 yıl olamazsa da Fenerbahçe'ye Galatasaray'a bir şey mi olacak? Beşiktaş olamadı uzun yıllarda ne oldu? Yine Beşiktaş yani. Öyle değil mi? Trabzon'da köklü kulüplerdir bunlar. Şampiyonluklar gerçekten ölçülmez. Trabzon ama kaç sene siz oldu hocam? 33 sene oldu Trabzon. Evet. 33 sene. Evet. Doğru planlama yaptığınız zaman ve bir fırsata çevirmeniz. Zaten başarılıyken fırsata çeviremiyorsunuz. Göremiyorsunuz tehlikeyi. Hiçbir başarı size tedbir aldırmaz. Maalesef.
Alabilseniz zaten problem yok. Fenerbahçe'nin Bebolu yılından sonraki tedbir almadığı gibi futbolcu anlamında. Aynı şekilde Galatasaray işte bugün başarısızsan tedbirini al. Bu Ricky Renk geldi, o gitti, bu gitti i̇şte de olmaz. İşte ama önce dedim ya altıncılıktan ders almamış takım. Altıncı takıma iyi takım diye sezona girdiler hocam, iki tane transfer yapıp. Ben gerçeklerden bahsediyorum. Yani Dursun Bey'in şahsı adına düşündüğüm zaman, şahs derken kulübe de düşünmek zorundayız, kulübe de düşünmek zorundayız. Yani adres belli. Tabii bizim vizyonumuz küçük değil. Futbolda bir sürü teknik direktör var. Ama elinde en iyisi varken eğer kabul ediyorsa, eğer ikna edebiliyorsan diyorum. Bakın bu futbol direktörlüğü başka bir şey tabii sonuçta. Hocanın inisiyatifindir. Galatasaray kulübü istemiyor olabilir. Onu da eyvallah. Ama başka şansı, tek mermisi, tek kurşunu kaldı Fatih Terim. Kimi getirirse getirsin Dursun Bey'in işi zor. Bir de Fatih Terim Galatasaray için sadece bir teknik direktör değil. Aynen. Onun için Fatih Terim diyorum. Yoksa önde gelen büyüklerinden bir tanesi. Tabii herhangi bir Galatasaray kulübünde şampiyonluk işte yaşamış, oynamış ilan oyunculardan veya antrenörden bahsetmiyorum sonuçta. Bir hani dur bakalım der yani. Taraftarı bir heyecanlandırır. Biraz hani üzgündür, biraz mırıldanan bir Galatasaray taraftar ama şöyle düşüneyim. Bugün 100 Fenerli'nin 99'u Fatih Terim'in Galatasaray'da olmasını istemez. 100 tane Beşiktaş'ın 99'u istemez. Açık söyleyeyim. Bu böyle olduğuna kahvede konuşuyorlar zaten insanlar. Tabii. Bizim Enginan var. Hasta Fenerlidir Kadıköy'de. Kulakları cınlasın. Çok severim. Özledim de kendisini. Ödü kopuyor Fatih Terim oraya gidecek diye. Bak 60 yıllık Fenerbahçeli'den bahsediyor. Bunun bir sebebi olmalı. Bu gerçeği herkes de biliyor aslında. Bugün de var ya biz şeylik yaptık ha. Böyle, hani transfer yapmaya kalktık yani ama. Ama şimdi takımın da durumu, şimdi futbolcu Galatasaray'ın UEFA'daki dosyası, bütçesi 65 milyon. Ya ister limiti, mi gelir mi? Bakın gelir mi falan da bilmiyorum ya. O konuları yani zorunlu bırakmıyoruz. Galatasaray şu an elinde aset olarak değerlendirebileceğimiz, ya önümüzdeki sene bak bu var, bu var, şu var, şu var diyeceğimiz kadrosu da yetersiz hocam Galatasaray'ın. Kim var oyuncu? Transfer yapması lazım. En iyi oyuncuları da yaşlı oyuncular. Geçen hafta da kötü kadrosun vardı. Bursa mı aldat diyorsun? Yani Bursa Spor'un Akhisar'dan da bir hafta önce ben şunu söylüyorum. Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray. Galatasaray 38 falan puan, 39 kaç puan kaybetti? 38 puan mı kaybetti? Çok puan kaybetti hocam. Baksana bir. 52 puanı var 30 maçta. 90'dan çıktığın zaman. Evet. 38 puan kaybeder mi bu takım? Snyder'i, Podolski'si, 5 tane stoperi filan. 38 puanın 17'sini 10 maçta Tudor kaybetti. Ben de bu takımın kadrosunu 38 puan kaybedecek kadro değil hocam, diyorum. Geçen sene 6. oldu bu takım. Tamamdır bu ama at sahibine göre kişiler. Turgut Doğan Şahin'in bir açıklaması var, onu dinleyelim. 3. golün sahibi. Yakındaydık. İyi mücadele ederek kazanacağımızı biliyorduk. İyi analiz ettik Galatasaray'ı. Ve güzel bir skorla, iyi mücadeleyle güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı ve teknik heyeti, herkesi tebrik ediyorum. Efendim? Ya tabii ki yani rahat kazanmış gibi gözükse de sonuçta karşınızdaki Galatasaray 3-0 bile olsa her an bir şey yapacakmış gibi duran bir Galatasaray vardı ama biz hiç iş ciddiyetini bırakmayarak maçın son dakika düdüğüne kadar bırakmadık ve net bir galibiyet aldık, mutluyuz. Peki seyircisiz karşı sizin için bir avantaj mı oluyor, yoksa motivasyonunuzu düşüren bir şey mi oluyor? Ya tabii kendi sahamızda bu bizim için dezavantaj olabilir ama dediğim gibi karşımızdaki rakip Galatasaray olunca rakip taraftar olmadığı zaman bizim için daha iyi olur. Baskıcı bir tarafımız yoktu. Sadece Galatasaray kulübü vardı karşımızda. Taraftar zaten %60 her takım için. Taraftarın olmaması bizim için daha iyiydi diyebilirim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi bir reklamımız daha var gitmeden önce. Tamam, sözünüz... Yok reklamdan sonra. Tamam bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra. Aşkıyla yanında Coca-Cola.
kazandıran taktik belliyken sen niye banka banka geziyorsun? Ne yapayım hocam? Şimdi doğru FIBA bankaya gidiyorsun. Paranı kiraza yatırıyorsun. Hoş geldin faizini kapıyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Hadi aslanlarım benim. Büyük taktik hocam. FIBA banka kiraz hesapta hoş geldin faizi %13,50. İster şubeden ister internetten. Taktik FIBA banka. Bahar geldi. Lastikleri değiştirmenin tam vakti. Şimdi Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan 4 yaz lastiği alanlar 150 liraya varan indirim kazanıyor. Siz de Lassa bayilerine gelin, yola sağlam çıkın. Sağlamsa Lassa. Üstelik bonus özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatı ve bonus flash'tan katılanlara 600 lira ve üzeri harcamada 60 lira bonus. Merhaba. Merhaba. Ben bu arabayı 2 gün önce senden almıştım da. Doğrudur abicim. Değiştireyim diyorum ha. Ah be abi. Bu devirde satılan mal geri alınır mı? İkinci elde devir değişti. Aldığınız otomobili 7 gün içinde değiştirme imkanı Otoshops'ta. Yepyeni ikinci el deneyimi. Otoshops. Sahildesin. Sadece denizin kokusunu ve dalgaların sesini duysan da heyecanlısın. Çünkü Nissan Qashqai'desin. İçinizdeki heyecanı yola çıkaran Nissan fırsatları için sizi bayilerimize bekliyoruz. Yukarı sürsen bıyık, aşağı sürsen sakal. EOS Eden Sakal Serumu tüm eczanelerde. Güneşli bir gün. Sadece alışverişe gidiyor olsan da heyecanlısın. Çünkü Nissan Qashqai'desin. Benim tercihim dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Clear Man. Yağ ve kepekten arınmış saçlarınla. Gücün saçında. Clear Man. Göster kendini. Gecenin gizemli olduğu saatler. Şehrin her yerini keşfetmiş olsan da heyecanlısın. Çünkü Nissan Qashqai'desin. Birlikteyiz. Galatasaray Kasımpaşa karşısında 3-1 yenildi. Son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş oldu Sarı Kırmızılar. Geçen hafta Bursaspor karşısında 5-0 kazandıktan sonra Galatasaray'da işler yoluna girdi. Tudor taşları yerine koydu ve Galatasaray'ın önü açık şeklinde aslında düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. Çünkü Fenerbahçe maçında da 1-0 yenildiği bir kıpırtı vardı. Galatasaray'da o gün de iyi futbol oynamıştı. Fakat bugün tekrar Kasımpaşa karşısında alınan yenilgi ki 3-0 iken son dakikada Wesley Sneijder'ın maçı 3-1'e getirdiğini de belirtelim. Ağır bir yenilgi oldu Galatasaray açısından. Tabii ki hedeflerinden bu sene kupada yok. Ligde de şu anda 4. sırada. Sarı Kırmızılar uzakta kaldı ve biz de Galatasaray'ın doğal olarak sadece saha sonuçlarını veya kayıplarını değil, geleceğini de konuşuyoruz. Çünkü bir yeniden yapılanma işler yolunda gitmediği zaman özellikle büyük kulüplerde olur. O yüzden ilk kadroyu bozmadı bu hafta. Evet, tabii iyi giden. Önümüzdeki yıl için ne yapacağını işte onu konuşuyoruz. Önümüzdeki yıl Dursun Özbek yönetimi eğer devam edecekse nasıl bir tavır sergileyecek? Tabii Galatasaray... Şimdi ben şu an için şöyle söyleyeyim. Camiasında da tartışılan bir isim Dursun. 1-0 mağlup olan bir takım. Güncel konuşalım. Hani genelde başarısızlığı var. Hani gitti oyuncular, geri geldi. Buruma'yı gönderdi, Schneider. Onun dışında teknik olarak baktığımız zaman da 3'ünden 5'liye, 5'ten 3'liye bunlar olur. Bunlar diyelim ki yaptı. Bunlar var. Ama oyun içerisinde 1-0 mağlupsun. Tolga sarı kart ver ve oyundaysa o zaman olmaz. Ve 1-0 mağlupsun ve üreten bir oyuncu değil, değil evet, mi? Evet, olmaz o zaman yani. Selçuk'ta Tolga fazla 3-0, 3-1 mağlup olduğunu 0 yazdın gene. Ama hiç olmazsa rakibi yaralanı yıkabilirsin. İşler iyi gitmiyor yani. Bu anlamda. Türkiye'de özellikle ama dünyada da öyle. Teknik direktörlüğü çok hafife almamak lazım. Bakın biz burada oturduk bir saattir Tudor'u zaman zaman Dursun Bey konuştuk. Niye? Aziz Bey'i avukatı konuşuyoruz. Niye Fikret Bey Şenol Hoca'yı konuşuyoruz? Kazandığı veya kaybettiği zaman. Niye biz Mustera'yı fazla konuşmuyoruz?
bizim için geçerli değil ama genel anlamda biz de katalım içeri. Niye biz Ahmet'le Hakan'ın yerine Semih'le Şecu'yu kaybettiniz demiyoruz? Niye Ahmet zamanlı yönü niye yapmadı demiyoruz? Aslında oyuncular da yırtmasın yalnız arada. Tabii. Yani oyuncular da hangi formaya giydiğini bilecekler. Pes etmeyecekler. Yenilecekler ama... Evet, oyuncularda da ciddi revizyon yapılması lazım. O zaman şimdi tabii ki revizyon yapılması lazım ama en son oraya attık. Niye? Çünkü teknik direktörler herkesin söylediği gibi %5. %5 de tartışılır ha. %50 katkısı var, %20 var, %5. Hayır, teknik direktörün %100 katkısı vardır kardeşim. Her şey karar verici bir kere. Kararı o veriyor. Tabii. Kararı veremiyorsa da kararı o veriyor. Başkasına verdirerek. O zaman kaybediyor zaten. Eğer öyle bir durum varsa. Yanlış karar verirse kimi eleştiriyoruz? Tudor'u. Kazanırsa bravo Tudor diyoruz. E antrenör de önce antrenör konuşuluyor tabii. Çünkü teknik direktör zordur. Çok zordur. Hadi attım seniyle olmaz. Hadi tuttum seniyle de olmaz. Derya Fatih Hoca kuşu sıkarsan ölür, bırakırsan uçar. Geçenlerde Diriliş Dirisi'nde İbn Arabi söyledi galiba. Hamuru böyle sıkarsan dedik. Taşar alttan. Alttan hani çok taşar dedi. Şimdi o da bir örnek. Şimdi bir yaptın taştılar. Bir tane beş attılar arada üç yediler sonra. Burumaya götürmedin sonra yıldızın oldu. Sonra 18 dakika çıkardın. Sebebini bilmiyorum. O yüzden de yorum yapmıyorum. Ya şey çok somut hocam. Başakşehir maçında 4-0 yenildi. Olabilir. Galatasaray kötü oynayabilir. 4-0 da yenilebilir. Ama o günkü kadro hem Snyder hem de Podolski gibi iki tane önemli oyuncu bench'teydi o gün. Yedek kulübesindeydi. Ya kime ceza veriyorsunuz? Yani ne, şimdi bu ceza bir taktiksel kime? Bir değişiklik miydi? Bir ceza mıydı? Bir tercih miydi? 4-0 bir kere kaleye gitmedin. Bir tane kaleye şutun yok. 4 tane gol yedin, 10 tane pozisyon verdin. E ne oldu? Bir hafta sonra Fenerbahçe maçı için hepsini oynatıyorsun. E oyuncu cin gibi hocam. Ben oyuncu bilmiyor ben mu bunu? Ben bunları söyleyerek şu an için bunun yeter olmadığını düşünüyorum. Bakın Abdullah Avcı gerçeğini biz kabul ediyor muyuz Türkiye'de? Ediyoruz. Ben Başakşehir-Antalya maçını seyrettim Antalya'da. Özellikle ikinci yarısını dolu dolu izleme i̇yi şansım oldu. İyi oynadılar ikinci yarı çok. Organizasyon. Şimdi iyi futbol, iyi futbolcu oynanır ama bunu oynatan da lazım sonuçta. Yani bakıyorsun Emre'de bir oyuncu var şak diye arkaya pas atıyor, orta yapmıyor. Ama o kadar Bekir baskı altındalar. Tercihi kim yaptı? Ben mi yaptım tercihini Bekir alırken? Kim yaptı? Teknik direktör yaptı, tanıyor. Pat sakin stop ediyor baskı altındayken pasla çıkıyor. Tabii. Epriano pasla çıkıyor. Şimdi bunu kim istiyor? Teknik direktör istiyor. Sen 1-0 mağlupken kendi sahanda 10 kişi, 1-0 mağlupken defansif orta sahaya çıkarmıyorsun. 0-0 giden oyunda, oyunun son bölümünde Mustafa Pekdemek, golü atan santrfor, Napoleoni, Adebayor, sahada mı hepsi? Visca da var. Visca çıktı. Sonra evet. Var mı? Var. Cengiz de sahada. Şimdi bir antrenör düşünebiliyorsun. Bakın bunu yaptı. Akhisar'da yenildi. Ama 2-0 iken yaptı bu değişiklikleri. Birçok pozisyon buldu. Yine yaptı çünkü dedi ki, bak 0-0 bitse maç. Antalya'da güçlü bir takım. 3 puana indirecek az Beşiktaş'la farkını, tamam mı? Beşiktaş'ın maçı oynanmamış daha. Ve rakip de Antalya. Ligin 6.'sından bahsediyoruz. Formda bir Antalya'dan. Fakat ne yaptı? Yetmiyor dedi. Yetmiyor. Ben 1'e düşüreyim dedi bak. Ya sen kaç puan geridesin? Tolga'yı çıkarmıyorsun oyundan sarı kartlı ya. Böyle bir şey olur mu? İşte ama bir müsibet bin nasihat hani derler ya. Şimdi teknik direktörün Tolga işte atıldı etkisi. An, Tolga ikinci sarıyı gördü ya. Faul yaptı ya. O an dedi keşke çıkartsaydım dedi. O anda dedi. Hırvatça nasıl deniyor bilmiyorum ama o an keşke çıkartsaydım. O anda dedi. İtalyanca nasıl deniyor? Nasıl deniyor İtalyanca? Magari sostituyo. Tamam. Yani değiştirseydim keşke denir. Evet. Öyle desen o zaman. yani Hırvatça dedi yani keşke değiştirseydim ama, dedi. Ama bir daha bakın, olursa değiştirecek. Lig ikincisi. Ya bir ters gol yerim. Fener kazanırsa yandım Şampiyonlar Ligi önelime gidecek demedi. 3 santrfor oynadı ya son dakikaları. Adebayor dönen topu aldı çizgi kenarında. Evet. Bak santrfordan bahsediyoruz. Yoktur hala burada. Çizgi kenarında aldı. Emre'ye çıkardı. Adebayor gidince işte bugün Podolski yok çıktı. Kim var abi orada? Kimse yok. Adebayor çıkınca kim vardı? İki oyuncusu da. Napoleoni vardı, Mustafa vardı. Evet. Neden? Çünkü ben bir puan istemiyorum dedi hocaları. Ben Şampiyonlar Ligi ön eleme değil dedi. Şampiyon olmak istiyorum dedi. Evet, böyle tarihi bir fırsat gelmiş. Bir daha belki de hayatın boyunca yaklaşamayacak böyle bir şey. Sen 5-0 kazanmışsın. Kazan Fenerbahçe'yle bir puan indir farkını. Sen de. En fazla 3 tane yersin. Yedin zaten.
Büyük zaferleri cesur insanlar kazanır hocam. Risk almayanlar büyük zaferlerde kazanamaz zaten. Tarih bunlarla dolu. Hem sporda hem her yerde, her anlamda, her platformda. Aynen öyle. Biz tarihimize baktığımızda o hayal etti. Hayal ediyor. Önce hayal edeceksin. Sonra da cesaret edeceksin. Ama bunu da çılgınca yapmayacaksın yani. Tabii canım. Böyle çılgınca yaptığınız zaman rasyonel ölçülerde mesela ben bakıyorum şeyi Antalya'da şampiyonu oynayan bir sezon sonuna doğru kontrollü hücum yapmaya çalışan bir takım gördüm karşımda. Sakin kalmaya çalışıyorlar. Artık oyunun sonlarında risk almaya çalışan bir takım görüyorsun. Yani bir hem iyi oyuncular var ama bir de organizasyonu değil. İkincileri bir tane pozisyon yemediler kalelerinde. İlk 15 dakika Antalya etkiliymiş ama bilmiyorum. İlk 15-20 dakika çok hızlı başladı. Evet. Çok agresifti, çok ataktı. İlk 20 dakika iyi oynadı Antalya Spor. Tabii canım cesaretten Fatih Terim büyük zaferler elde etti. Bu zaferlere giderken 6-7, 5-7 tabii. Ama yılmadı. Devam etti. Tabii. Ve büyük zaferler, büyük başarılar elde etti. Tabii ki. Dünya liderleri de öyle değil mi? Tabii. Öyledir. Sadece futbol liderler. Fenerbahçe ilk şampiyonluk 96 yılı Fatih Terim'in. Fenerbahçe'den 4-7 evinde. Ali Sami evet. Yendi. 4-0. Hatta ligde de böyle 6-7. Falan haftaydı evet. O. Bayağı da geriye düştü. Aynen öyle. Sonra yılmadı. Bildiği yoldan şampiyon oldu. Chelsea'den 5-7 UEFA Kupası'nı kazandı. Evet. Bildiği yoldan şaşmadı. Tabii. 6-0 mağlubiyeti var. Bunu şunu yapmadı mı mutlaka tedbirini de almıştır. Yani aynı şekilde devam etmeyip bazı rutuşlar yapmıştır. Daha kompak oynamak istemiştir gibi gibi. Tabii. Bu herkes için geçerli yani. O zaman da fark ortaya çıkıyor. Ama sürekli değişkenlik gösterdiğiniz zaman siz camianızda güven kazanamazsınız. Teknik direktörün en büyük problemi oyuncunun güvenmemesi. Evet. Bir reklam aramız daha var. Devam edeceğiz. Reklamların ardından sanıyorum maç görüntüleri de elimizde olur. Görüntülerle birlikte karşılaşmayı değerlendireceğiz. Tekrar birlikteyiz. Galatasaray bugün Kasımpaşa karşısında 3-1 kaybetti. Ligde 52 puanda sarı kırmızılılar ve 10. yenilgisini aldı. Dile kolay 10 mağlubiyet. Hakikaten ilk 3'teki rakipleri Beşiktaş 3, Başakşehir 3, Fenerbahçe 5 yenilgi almışken Galatasaray 10 yenilgi. Ligin bitimine henüz 4 karşılaşma daha var. Yani son derece kötü bir tablo sarı kırmızılı takım açısından bu kadar çok yenilgi almış olması. Her 3 maçtan bir tanesini kaybetmiş yani. 3'te 1'ini kaybetti. Hemen hemen yarısına yakında 4'te beraberliği var. Kazanamadı. Evet. Yani Galatasaray için kabul edilebilir bir tablo değil bu. O yüzden birçok şeyin futbol takımı ile ilgili değişmesi gerekiyor. Tabii bu kararlar nasıl alınacak? Kalan 4 hafta nasıl değerlendirilecek? Galatasaray'ın geleceği ile ilgili, futbol takımının geleceği ile ilgili tekrar yarışan güçlü bir Galatasaray için neler yapılmalı? Bu sezon Galatasaray derbi de kazanamadı hocam. Evet. Fenerbahçe'ye 2 maçta da yenildi. Beşiktaş'ta bir beraberlik, bir yenilgi. Geçen sene Beşiktaş'a 2 maçta da yenilmişti. İstanbul'da yenildi mi? Başakşehir'e 2 maçta yenildi. Kasımpaşa ilk Başakşehir'e 2 maçta da yenildi. İlk maçına 2-2 mi? 3-2 yenildiler mi? Öyle gollü bir maç olmuştu. Kasımpaşa maçı mı? Oradaki. Kazandı galiba Galatasaray. Hatırlamıyorum. İstanbul'dan bir galibiyet çıktı yani. Evet. Yani derbilerde veya zirveye oynayan takımlara Trabzon'a da 2 maçta yenildi evet. Bu sezon. Yani yukarıda oynadı, yukarıya oynadı. Ciddi eli yüzü düzgün takımlar oynadı. Hemen hemen tüm maçları kaybetti. Hakikaten ciddi bir sorun olduğunu gösterir bu tablo. Tabii. Çok gol yiyen, çok pozisyon bundan veren. Bundan sonra 4 maç ızdırap gelecektir. Şimdi Gaziantep, daha sonra kontratak takımı Osmanlı burada. Değil evet. Mi? Sonra Alanya'ya gidiyor. Alanya kazandı mı bugün Konya'da? 3-2'ydi. 3-2 bitti sanıyorum. Son biz yayına girerken 3-2'ydi. Son hafta kimle oynuyor Galatasaray? 3-2 bitmiş. Wagner Love da bu arada 2 tane gol attı. Cenk Tosun'u geçti ligde. 16'ydı gol sayısı. 2 tane atınca 18'e 17 oldu. Yani gol krallığında ilk sıraya yükseldi Brezilyalı futbolcu. Hocam ligin ikinci yarısında yanlış bilmiyorsam, yanlış biliyorsam düzeltsinler. 13 tane gol attı Wagner Love ligin ikinci yarısında. Tabii bir geç geldi Alanyaspor'a. İlk 9 hafta golü yok. 10. hafta ilk golü. Baktım merak ettim. Düşünün. Sezon başı geçirmedi. Çok tecrübeli bir oyuncu. Rusya'da da çok gol yapıyordu. Evet. Çok enteresan bir oyuncu. Wellington'da o da çok enteresan oyuncular. Tabii yaşı da var. Geç form tuttu. Wagner'la penaltıları da attığı için evet. Gol kralının adaylarından bir tanesi.
tabii Beşiktaş kadar hücum yapmasa da kaldı ki en çok gol yiyen takımlardan biri ama atıyor da Alanyaspor. Yani ilk golünü 10. hafta atmış. Herhalde. İkinci yarısında 13 gol atmış. Düşünün hocam, ligin ikinci yarısında şu ana kadar 13 maç oynadı Alanyaspor. Bir tane maçta da oynamadı. Fener maçı. Geçen hafta oynamadı o. Geçen hafta mı? Geçen hafta oynamadı. Bir veya iki maçta da oynamadı. 11 maçta 13 gol atmış ikinci yarıda. Müthiş bir rakam. 34 yani, haftaya yayarsak 40 gollük bir performans neredeyse. Wellington attı galiba 9-10 tane. Wellington da attı dün. Wellington Türkiye'nin en çok offside'e giren oyuncusu olma ihtimali yüksek. Çok offside'e giriyor ama devamlı arıyor. Eto, Wellington, Wagner Love, Adebayor. Önemli forvetler var ligimizde. Vay, emekli ligim. Ama en önemli. Evet. Özet hazır. 4 gol var, getirelim ekranlara. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızıların cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor mücadele. Buruma içeriye doğru bıraktı. Ceza sahası içi dönerek vuruş. Kaleci Ramazan Köse gole izin vermiyor. Lukas Podolski'nin şutunda sol kanattan orta içeriye. Kafa vuruşu geldi. Top kaleye paralel gitti. Samuel Eduok ekranlardaydı. Faul düdüğü geliyor burada. Bir de sarı kart çıkıyor. Tolga Ciğerci sarı kartı gördü. Wesley Sneijder topu aldı. Wesley Sneijder çok sert vuruyor. Top asfaltta dışarıda. Buruma oyundan alınıyor. 18. dakikada Geri Rodriguez oyuna dahil oldu. Adem Büyük, Adem. Ceza sahasına girdi Adem Büyük. Sağ tarafına doğru çıkartıyor. Yerden bir vuruş topu alardı. Andre Castro Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. İşte Adem Büyük. Topu çekti. Castro'yu çok güzel gördü. Andre Castro topla buluşur buluşmaz topu ağlara gönderdi. Orta içeriye doğru kafa vuruşu. Kaleci Ramazan Köse gole izin vermiyor. O noktaya iyi hareketlenmişti Geri Rodriguez. Bir orta daha içeriye. Selçuk İnan'ın kafası topu asfaltta dışarıda. Görüntüler ikinci yarıdan. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez vuruyor. Ramazan Köse'nin kucağına gitti top. Arkadan yapılan müdahale, Tolga topu kaptırdı. Sonrasında bu müdahaleyi yaptı. İkinci sarı kart ve kırmızı kart çıkıyor. Tolga Ciğerci 59'da oyun dışında kaldı. Ceza sahası içerisinde bir müdahale, elle oynama itirazları vardı. Maçın hakemi Özgür Yankaya pozisyonu devam ettirdi. Sağ tarafa doğru güzel bir pas geldi. Sağ kanattan geliyor Kasımpaşa. Orta içeriye ön direkt topu alarak gidiyor. Turgut Doğan Şahin. Sveil Popov ön direkte onu buldu. O da golü attı. Wesley Sneijder vuruyor. Top yanağlarda kaldı. Orta sahada yapılan mücadele. Faul düdüğü geliyor. Topu kaptırdı Galatasaraylı oyuncular. Eduok. Pozisyon bir kez daha ekranlarda. Hakem başta devam ettirdi. Sonrasında oyunu durduruyor. Wesley Sneijder'ın burada müdahalesi. Yerde kaldı Andre Castro. Yine çıkarken kaptırılan top. İçeriye doğru güzel bir pas. Ceza sahası içi Andre Castro. Turgut Doğan Şahin'in güzel pası. Andre Castro durumu 3-0 yapıyor. Bir Rodriguez bıraktı. Wesley Sneijder kaleye baktı. Wesley Sneijder harika bir gol atıyor. Kasımpaşa Galatasaray'ı 3-1 mağlup ediyor. Hemen maçın içerisinde kritik pozisyonlar var. Görüntünün analize geçelim. Bu Galatasaray'ın ilk atağı. Buruma Karol soldan bindirme yaptı. O içeriye oynadı Podolski'ye. Podolski çaprazda olmasına rağmen kaleyi düşündü yoksa şut mu attı bakalım. Evet şut atıyor ve kaleci Ramazan'dan seken topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırıyor. Devam edelim. Bu Galatasaray'ın ilk tehlikeli atağıydı maçtaki. Kasımpaşa geliyor şimdi. Televizyonlarını yeni açanlar için hatırlatalım. Maç seyircisiz oynandı. Tribünlerdeki boşluk o yüzden. Bu Tolga'nın ilk sarı kartı. Hakem pozisyonu görüyor. Rakip sağlığını tehlikeye atacak bir müdahale olarak değerlendiriyor ve önce topa vuruyor biliyorsun. Evet. Ama darbesi de var. Tabanla.
Burada Tolga Snyder'le oynuyor. Snyder önündeki boşluğu iyi değerlendirip sol ayağıyla sert bir vuruş çıkartıyor. İyi de vurdu. 18. dakikada Bruma oyundan alınıyor. Ve geri Rodriguez'e bırakıyor yerini. Ahmet'in müthiş bir zamanlama hatası. Evet. Hakikaten bir stopere, milli takım seviyesine gelmiş bir stoperin yapmaması gereken bir hata. Adem kontrolü iyi. Daha sonra Galatasaray çoğunlukta aslında savunmada. Ama arkadan gelen koşuyu herkes atlıyor. Karol geç kalıyor ve golü yapan Castro. Evet. Hocam bu Karol savunmada, savunma yönü felaket hakikaten bu sene. Bu sezon yani hücumda zaten çok asist yapan çok iyi etkili bir oyuncu değil. En azından dersin ki hani savunması kötü ama iyi hücum yapıyor. O da çok yok. Çok kötü sezon geçiyor evet. Castro bak nefis bir koşu. Ligimizin Castro, Holmen ve Tolga herhalde en çok koşan oyuncularıdır. Ama bunların içerisinde en çok iş yapan da bu. Hatalara bak hocam. Evet ya inanılır gibi. Ahmet gittiydi. Sonra arkasında 4'e 1'ler. 4'e 2 oldular sonra. Şimdi Castro geldi ve golü attı. Snyder ortalıyor. Çok iyi kesti burada. Geri Rodriguez. Kapıcı oyuncu olmadığı için kapıcı bir oyuncu olsa geldi köşeye vurur. Tabii. İlk yarıdaki en net pozisyon buydu zaten. Kaleci Ramazan üstüne gelen topu kurtarıyor. Burada Tolga Selçuk ortalıyor. Doğru yapıyor, sıyırıyor böyle. Selçuk kafasıyla arka tarafa doğru sıyırıyor. Kaleye Tolga sıyırıyor aslında o. Bu geri Rodriguez. Snyder'in koşusu var. Onu görmedi, şut attı. Tolga burada topu kaybediyor. Ve arkadan yaptığı hareket sarı kartlık bir hareket. Topu anlıyor kaybeden kart. De kendisi. Zaten kart evet. Anlıyor. Dönecek hakeme rica edecek sol eliyle. Bak pilottan bakalım biraz önce. Doğru kart. Burada kararsız kaldı tabii topu. O yüzden kaybetti. Evet devam edelim. Oyuncu tabii almış bir de kartı yani ayağını sokmuş rakibinin önüne. Snyder yine çok iyi kesiyor. Burada Galatasaraylılar penaltı bekliyor. Burada Galatasaray 10 kişi 1-0 yenik durumda. Çok değerli bir pozisyon Galatasaray için. Evet. Ben gördüm diyor hakem ama pozisyon da bir elle oynama var. Elle oynama yok hocam. Ellerle oynama var. Ya hakemler öyle diyorlar ya onların dilinde elle oynama. İki elle de değmiyorum onu söylemek istedim ben. Ben bir şey söyleyeyim maçı izlerken gri dedim. Çünkü sadece sağ elini zannettim. Sola sol da... sol el. Sağa geliyor mu? Sağa kaçırıyor. Sola şimdi gördüm net o zaman. Evet. Sola geldi. Sol temiz. Evet. Buradan bir daha bakalım. Sağ sol. Sağ sol galiba. Evet, öyle buradan değil mi? Öyle gözüküyor. Evet. Top yön değiştiriyor çünkü. Yok bu şeyin kafasından mı yön değiştiriyor Rodriguez'in? Rodriguez vuruyor kafayı sol eline geliyor hocam. Evet. Penaltı pozisyonu değil mi? Tartışacak bir şey yok ama 1-0 yenik durumda Galatasaray birbiri bulacak. Mert'e katılıyorum. Mert belki... çok net penaltı demişti. Ben acaba demiştim ama şimdi sol eli görünce. Evet. Net penaltı. 10 kişi bir de burada. Çok değerli bir pozisyon. Tabii ümitleneceksin. Ardında da golü yedi. Duralım. Hemen arkasından da gol gelecek. 2-0 olacak. İşte bak Galatasaray iştaha gitmiş. Bak şimdi buradan gönder. Bak Allah aşkına Sabri göz yanımızda değil mi? Bak Sabri yanımızda. O kadar yanlış pozisyon olmuyor. Devam edelim. Galatasaray'da Karol nerede hocam? Karol stoperde kaldı. Al geri tekrar pozisyonun başlangıcı. Hakan basmış oraya, Karol içeride. Ha, şu anda. İşte şurada. Evet. Tamam. Burada. Niye orada yani? Onu soruyorum. Burada işte Hakan öne çıkmış basmış. Normalde bilmiyorum pozisyonu 10 saniye öncesine dönmemiz lazım da. Normalde şununla pozisyonun Ahmet'le değişik olması. Evet. Yani niye orada? Bilmiyorum işte acaba pozisyonun hangi pozisyona dönüş yaptılar. Çünkü mesela Sabri'nin ok daha hızlı gitmesi lazım. Ne olur ne olmaz diye hızlı gitse buraya çıkarsa da tehlikeli pozisyona.
Yalnız burada tabii bak, Turgut Doğan Ahmet'e ne yapıyor? Bir böyle arkaya gelecek, gönderecek Ahmet. Gönder şimdi. Bak gördün mü, hop gönderdi gitti. Evet. Ahmet bir adım gitti, dönemedi. Yalnız tabii yakın mesaj. Muslera da yemeyecek bunu. Ahmet'in ilk golde de hatası var, ikinci evet, golde de. Üçte de ofsaydı bozuyor. Bak. Muslera da yemeyecek abi yani bunu. Tabii. Yakın direğe. İyi vuruş falan, eyvallah. Ön direğe gidiyor, aldatış koşu yapıyor ama bunu da yemeyeceksin kaleci. Dur. Al geriye, al geriye. Karol orta yapsa ne olur? Aldı sayanı yapmasa ne olur? Bakar mısın ceza sahasına? Bir kişi var. O da kim? Rodriguez. Evet. Nasıl gol açacak abi Galatasaray? O yüzden pas verdi Schneider'e. Bakalım ne devam olmuş, edelim. Nasıl sonuçlandırmışlar hata. Kasımpaşa yerleşmiş. Schneider de şut atıyor zaten. Kalecinin kontrolünde avuta gidiyor. Evet. Bu enteresan pozisyon değil mi? Bu pozisyonda oyuncu topa vurmak istiyor. Selçuk topu saklamak istiyor. Hakemin kararı doğru. Arkasından oyun durdurmuş zaten. Oyun devam ediyor ama oyunu durdurmuş. Oyuncular devam ettiler ama daha sonra bakalım ne oluyor. Kasımpaşa, Galatasaraylılar kullanıyor. Kasımpaşalılar topu kazanıyor. Fakat hakem oyunu durduruyor. Şimdi pozisyon burada daha net gözükecek. Ya çaldı burada, hakem. Hakem çaldı faulü. Ahmet de koydu. Başlattı. Ve kaptırdı. Ahmet acaba Sabri'ye kullansın diye mi verdi? Yoksa oyunu mu başlattı? Bence oyunu başlattı. Bakalım. Yoksa eliyle verir hocam. Niye ayakla versin, başlatsın diye. Bakalım, sana söyleyeyim onu. Hakem çaldı. Ahmet de duydu. Tamam, o da rakibi de duydu. Aldı. Hakem çaldı şu an. Oyun durdu. Tamam. Ahmet koydu topu. Koydu. Ve başlattı. Yok yok, bu başlatmıyor hocam bu. Başlattı gösterse, çünkü oraya tam iki tane beyaz yapacak. Hani sinirlenirsin, vurursun ya. Ha, bu çekilsin sinirlenme diye mi? Bu sinirlenip vurmadı ama. Hani çekilsin diye yaptı. Hakem de zaten öyle değerlendirmiyor. Başlattı olarak önce, değerlendirmedi. Evet başlattı. Hayır, önce başlattı, değerlendirdi. Oynatıyor ya. Oynadı mı diyor şu anda? Tabii oyna diyor. Şimdi sonra eyvah diyor, geç kaldı. Önce. Aa, bakalım eline el hareketini hakemin. Başlatsın. Aa. Enteresan. Hakeme bakınca şimdi oyna ya diye bir işaret yapıyor. Oynatacak, oynatacak ya. Oyna bak diye şimdi işaret yapıyor. Tamam, şimdi yine oyna diyecek. Yani top beyazlara geçince de oyna diyecek bak. Bak aldı, gördü, oynatıyor. Lan golüm olur dedi. Bak şimdi devam Selçuk ediyor. Selçuk diyor ki bak, hocam oynatıyor, diyor. Oynatıyor, oynatıyor. Oynatıyor, evet. Oyna, oyna diyor. Oyna dedi. Selçuk dedi ki hocam diyor. Schneider gidiyor, düdük çaldı şimdi. Hata. Kimse de ne olduğunu anlamadı burada. Yani, Kasımpaşalılar isyan ediyor. Her iki kararda hata. Yani baş... Tekrarlatması doğruydu. Tekrarlatmadı, devam ettirdin, orada da hata yaptı. Kemal Özdeş'e bakıyorum, bravo diyor şu anda. Evet. Enteresan. Yani bu çok önemli bir maç olsa, puan cetvelesi, küme düşme, şampiyonluk yarışı falan, çok tartışılırdı bu pozisyon. 3-1 bitti bir maç. Penaltıyı bile fazla konuşmadık. Düşünsene 3-1. Hem de bir sıfırken. Aynen öyle. Kimse penaltıyı falan konuşuyor. Penaltıyı da konuşurdu. Burada Castro Schneider mücadelesi. Ha, izleyelim bakalım. Ne var bu pozisyonda? Bu pozisyonda sarı kart var. Basıyor mu? Sarı kart var bu pozisyonda. Evet. Kırmızı verir misin hocam? Çünkü kasti basmış sanki. Burada Kasımpaşalılar topu kazanıyor. Çabuk çıkıyorlar. Castro'dan iyi Ahmet bir koşu. Çok hızlı gidiyor. Hakan'ı hiza almayıp. Yoksa offside olacak zaten hiza alsa. Gerçi Sabri de bozuyor olabilir onu. Ama Ahmet kesin bozuyor. Karol diyor ki o sırada ben oyunda yokum diyor. Beni eleştirmeyin diyor. Yine benim kanadından geldi gol diyor ama. Çok güzel bir gol. Al başa. Yani Karol çıkmış da oyundan evet, yalnız. Evet, tabii canım. Beni onu diyorum yani. Beni eleştirmeyin, ben yokum o sırada diyor. Benim için de olsa da fark etmez de. Bu yılki performans için söylüyorum tabii.
Ama artık kolay değil ya. Çok yani göstere göstere derler ya, bu öyle bir bak, gol olmuş. Gel al geriye, al geriye. Zaten kabullenmiş artık. Al geriye, al geriye. Şimdi kaybettiler ya bak şimdi. Dur, dur. Bak şimdi Eren arkasında. Hakemin yanında Selçuk. Turgut'un yanında da ya Ahmet ve Snyder var. Pası atacaklar. Snyder de Selçuk da bırakacak bak şimdi izle. Oyna. Oyna. Tek de oynayacak. Dur. Snyder de Selçuk da zaten Eren bırakmıştı. Bak şimdi Snyder ile Selçuk izleyelim. Özellikle Snyder'i. Artık teslim oldu bak. Devam et. Evet. İzlemeye başladı. Biraz Hakan Balta gibi tecrübeli oyuncunun da bu şekilde orada geriye kaçması lazım. Hem geriye kaçmıyor oyuncuyla birlikte, hem topa çıkmıyor. Kovalaması lazım değil mi? Şimdi stoperlerden biri gittiği zaman, çıktığı zaman stoperlerden diğerinin de çıkacağını düşünür. Burada yapması gereken biraz daha oyalayacaktı. Gerçi mesafe de biraz yaklaştı ama. Maç 2-0, 10 tabii, kişi. Tabii. Son çok zor bu. Bu oyunu şu anda oynamak 10 kişi 2-0 kendi sahasında çok zor. Ben sana bir söyleyeyim mi? Seyirci... Bence offside yapmaya çalışmış o. Seyirciyle oynansaydı o evet. Penaltıyı verirdi. Değil mi? Offside yapmaya çalışmış Hakan Balta. Artık 2-0'ın evet. Konsantrasyon bozukluğu. Kolayı seçmiş o. Evet. Devam edelim. Geri Rodriguez Snyder'e bırakıyor. Snyder de bir mermi adeta çıkartıyor. Müthiş bir gol. Tabii golün güzelleşmesi, direğe de çarpması da daha estetik bir hava veriyor ama bayağı uzak bir mesafe. Yani 30 metrenin üstü. Topun kale arkasından gidişi gözüküyor zaten. Kaleci bana çarpar diye eğiliyor biliyor musun? Sen nereye bakıyorsun? Çok güzel bir gol. Altyazı var ona bakıyorum. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor. Burma'yı çok seviyorum. Ancak oyuncuyla hoca arasında bir saygı limiti vardır demiş Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor. İstifa etmem de söz konusu değil diyor. Tudor'la Burum arasında saygıdan bahsediyor Tudor. Acaba ne yaşandı bizim görmediğimiz televizyon ekranlarına yansımayan? İçerini bilmiyorum. 18. dakikada oyundan alınacak bir şey var herhalde. Yani bir şey söyledi kenardan, uyardı da. İşte yani buruma şöyle yap, oyuncuyu kapat veya bir uyarıda bulundu. O da acaba gitişine falan gibi bir hareket mi yaptı acaba? Şimdi dozu ne olursa olsun buruma da hatalıysa ki antrenörler tavrını koymalı. Ama burası çocuk bahçesi değil artık. Bir burumaya götürmeyeceğim, sonra çıkaracağım. Gönder kulüpten o zaman. Yani bu Tudor'u da burumaya da açmış bir kriz. Burası... Böyle eğlencelik piknik yapmıyorsunuz. Koskoca Galatasaray'ı temsil ediyorsunuz. Burumayla şey. Tudor. Ne olduğunu da açıklasalar keşke. Hayır, ne olduğunu açıklayıp açıklaması yani o yani Buruma onlar kendi direktöre saygısızlık zaten yaptı. Kadro dışı bıraktık desin. Ya birkaç kişi sonra zaten duyulur bu da. Şimdi mesele o değil. Diyelim ki Buruma çok 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 hepimizin kaldıramayacağı bir davranışta bulundu. Tamam? Veya toler edebilecek bir davranış. Her türlü kulüp zarardı. Rize'ye götürmedin. Bir bitti. Zarar ettin. Kapris yaptın, mağlup oldun. Bugün haftaya, çıkarttın, mağlup oldun. Haftaya Antep'te oynatırsan ne yapacağız o zaman biz? Terbiyesimiz düzelecek, terbiyesizleşecek mi? Allah korusun yani biz böyle konuşuyor. Ne oldu yani? Haftaya göndereceğim mi Galatasaray'dan? Bu kesinlikle Dursun Özbek'in ve yönetimin halletmesi gereken bir krizdir. Çocuk bahçesi burası ya bir götürmeyeceğim diyor, bir alacağım diyor. Peki ama saygısızlık yaptıysa gönder kulüpten. Ben de kulüpten olmamız gerekmez mi bizim? Tamam da kulüpten yolla o zaman. O zaman kadro dışı bırakması lazım. Evet. Tabii. Oynatıyor bir hafta sonra. Ciddi bir saygısızlık varsa. Varsa ki var gibi davranıyor. Teknik direktör öyle söylüyor. Çıkarmadı şöyle tabii canım. Yani sonuçta biz teknik direktöre hakaret eden bir oyuncuyu savunabilir tabii. Miyiz? Mümkün değil. Buruma'yı çok seviyorum ancak oyuncuyla hoca arasında bir saygı limiti vardır diyor. Yani o saygısızlık yaptı demek oluyor Türkçesi. Ya tabii ki yani. Saygısızlık yaptıysa da oyuncu zaten 18. dakikada alınan oyuncu saygısızlık yapıyorsa kadro dışı kalır. Ya bana saygısız adam ben niye seviyorum? Niye seviyor ki anlamadım ben. Niye seviyorum diye açıklama yapıyor ya. Evet. Babanın oğlu mu ya? Niye seveceksin yani saygısızlık yap? Saygısız yapan evladın ders ki bak bir daha yapma.
Yaparsa yaparsa gerekirse. Profesyonel futbolcu dediğiniz gibi çocuk bahçesi derken onu da katalım o zaman. Tabii canım çocuk bahçesine sözleşmeli oyuncu. Saygısızlık yaptı. Ne, genç takım değil ki burası. Tabii genç takım, lise takımı değil ki. Yani. Profesyonel oyuncu. Evet değerli izleyiciler, süremizin sonuna geldik. Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirdik. 3-1 Galatasaray kaybetti ve Alanyaspor-Konyaspor deplasmanında 3-2 kazandı. Gerçekten de Alanyaspor Saffet Susiç yönetiminde saygıyı hak eden işler yapıyor. 48 gol attı Alanyaspor bu sezon. Ligin en golcü takımlarından bir tanesi ve Wagner Love da son 10 maçta 11 gol attı. Ligin ikinci yarısında 13 gol attı. İnanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Gol krallığında da başa geçti. İlk sıraya yükseldi şu anda maç fazlasıyla. Yarın derbi günü Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması var. Şampiyonluk yarışı için çok önemli bir maç. Bu karşılaşmanın ardından ve devre arasında tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.